2014-2015 senesinde o günkü kurlarla internetten bakın dolar euro ile 3.361.693.000 lira para ödemişiz. O gün forma kampanyası yapılmadı. O gün oradan vadeciye para çalıp, hani çaldık ya, bunlar ödemedi arkadaşlar. Bunu kendi ve çevresiyle, Allah razı olsun, eşimizin dostumuzun desteğiyle bu paraları bulduk ve ödedik. Net bu rakamlar. Mahir Bey'e de bu rapor verildi, Ahmet Özdemir'e de verildi. Evet abi, ülke. 2015-2016. O gün neredeydi Feridun Polatlar, bilmem kimler. Bu kimin borçlarıydı? Kimden kalan SSK yapılandırmalarını ben ödedim. Bugün belediye başkanı yapan, kulüp başkanı yapan, hani maç döneminden bile kalan SSK'ları ben ödedim. Şu anda Kahramanmaraspor'un SSK'ya borcu sıfır. Sıfır. Gidip sorabilirsiniz. Evet. Sıfır. 1,5 milyon TL'ydi 2014 parasıyla. Burada SSK, devletin kurumu, babamın şirketi değil. Hani diyorsunuz ya, o da kardeşi, yeğeni, Ceyhan'a şey oldu. O tabii ki öyle bilgi verir. SSK babamın şirketi değil, devlet kurumu. Gidip sorabilirsiniz müdür beye, oradaki ilgili şefleri. Maraspor'un bugün SSK borcu sıfır. Maliye borcu ya 20 liraya 30 lira. 2500 liraydı yapılan öncesi TL. 2,5 trilyon. 2014. Burada hepsi var. Bunların detayları da Mahir Bey ve Ahmet Özdemir'de var. Size ben anlayacak şekilde verdim. Bu raporun üstüne. 2015-2016 sezonu. Harcanan para 3.339.395.000 lira. O günkü parayla 3 trilyon. O günden mi forma kampanyası yaptık? O günden mi birini deldik? O gün çaldık ya, hırsızız ya. Arkadaşlar. İnsan bir şey söylerken utanır ya. Bir ar eder yazarken. Diyorum ya, ama böyle bir geleneği bozdukları için daha çok sinirleniyorum. Yoksa 6 yıldır ben bu paraları ödedim zaten. Nereden ödedim? Şahsımdan, arkadaşımdan, eşimden, dostumdan. Kandırdıysam dostumu kandırdım. Başka birini kandırmadım. İkna ettiysem onu ettim. Ondan Maraspor'a destek aldım. Ama memleket için aldım. Ama bu kampanyayı öldürdüler. Çok güzel. Mahir Bey gibi o kadar programyonun ülke siyasetinde zamanı olmayan bir adamı rica ettik, getirdik Sayın Bakanımızı. Ya böyle bir şey gelenek haline gelseydi her yıl olur muydu? Olurdu değil mi, ne güzel. Ama 3 olurdu, 5 olurdu. Önemli değil. Aynı Çete Bayramımız gibi, aynı Güneş Festivali gibi olurdu yani. Her yılda gelişerek giderdi inşallah. Bizden sonra da devam ederdi. Esas sinirlendiğim nokta bu arkadaşlar. Bunun vebalini yaşayanlar ömür boyu hakkımı helal etmiyorum. Bir Kahramanmaraşlı olarak. Kahramanmaraşlı olarak, kulüp başkanı olarak değil. 2016-2017 harcanan para 4.913.957 lira. Bir kere daha altını çiziyorum. Bu hesapların alt dekontları, resmi hesapların hepsi Ahmet Özdemir ve Mahir Bey'e verildi. Bilin ya, sizde yancı üstleri veriyorum. Detaylar isterseniz onlardan, hepsi bu rakamlar. Burada ya %3 ya %5 yanılır. Bir, büyük bir hesap içerisinde. Anladın mı? Rakamlar %99'a yakın. Doğru rakamlar. 2017-2018. Nedir İlker Bey harcadığımız? 5.516.800. Evet. 5 trilyon olmuş. 2017-2018'de biliyorsunuz ciddi transferler yaptık. O gün, o sene işte playoff'u zorladık yine. Olmadı. Cafer Hoca ile başlayıp tekrar işte Hayat Hoca falan devam ettiğimiz Tokat maçıyla playoff'tan döndüm. 2018-2019 Mahmut Bey ne? 5.514.595 de, yani 5,5 trilyon. Bu paralar o günkü de kurlara, dolara, euroya vurup onun hesabı da altta var arkadaşlar. Ha. Kaç milyon TL, kaç milyon euro harcamış bu hırsız başkan ve çevresi. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. 2019-2020 Bilal abi söyler misin? 5.932.000. Evet. 6 milyon lira. Evet. Yaklaşık. Evet. Toplam para Mehmet abi söyler misin? Toplam para? Şur abi. 28 milyon. 28 milyon. 279.000. Evet. 30 milyon TL'ye yakın bu kardeşiniz, hırsız olan adam, onu bunu kandırarak hırsız olarak para çaldı, para spora getirdi. 6 senede. Elinizi vicdanınıza koyun ya. 30 milyon TL'den bahsediyoruz. Bunların hepsi resmi hesaplar. Eğer isterseniz bir sonraki toplantıda, hemen bir hafta sonra dekontlarıyla bu harcama kalemlerinin altına hazırlar veririz. Doğru mu Ali Bey? Aynen. Aynen. Mahir Bey ve Ahmet Bey de var. Bir kere daha söylüyorum. Altını çiziyorum. İki ay önce verdim. Detaylarına kadar. Ya %3'tür yanılabiliriz ya %2'dir. Bu kadar. Bu başkanız bu takımı böyle şeffaf yönetti. Mahir Bey ve Ahmet Bey dedi, böyle bir şey yok, biz inanamıyoruz, böyle bu şekilde nasıl yönetmişsin, Allah razı olsun dediler.
30 milyon TL arkadaşlar. Peki hemen bu kısmı geçeceğim. Hemen İlker'cim sen okur musun sen? En gencimi sen. Yapılan yardımların bu 6 yıl boyunca forma kampanyası da dahil, hani geçen sene Kasım'da olan arkadaşlar, o da dahil. Bu 30 milyonun içerisinde tüm şehrin, Fatih Mehmet Ceyhan'ın kendi çevresinin dışında, ama öyle destek, ama böyle destek, ama formaydı, ama bağıştı, ama işte bilmem neydi diye verdiği rakamı söyler misin? 6.660.887 lira. Evet. 6 yılda bu koca 1 milyonluk, 1,5 milyonluk Türkiye'nin 16. sanayi kenti şehrinin bu takıma yaptığı maddi yardım da bu arkadaşlar. 6 milyonu çaldık, 30 milyonu getirdik koyduk. Nasıl bir hırsızlık bu ya? He Mehmet abi? Bir yerden 6 milyon çalıyor, 30 milyonu geri koyuyor. Bu böyle... Şıkkabin geliyor. Bunu yazan, bunu çizen, bunu söyleyenlere hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Evet. Bunu yazan, bunu çizen, bunu söyleyenlere hakkımı... Bu. Ha Fatih Ceyhan sen eşini dostunu kandırmışsın. Evet kandırdın. Mehmet abi kandırdık. Necati abi tabiri caizse. Kandırmak yanıtçan da söylüyor. Eşime dostuma yük oldum. Kendi cebime yük oldum. Kendi işime yük oldum. Kendi çevreme oldum. Evet bu rakam burada arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Bugün Türkiye siyasetinde ikinci sözü Mahir Bey ve Ahmet Bey'den detaylarıyla birlikte ellerinde. Gidip ondan teyit edebilirsiniz bu rakamın alt dosyalarını. 30 milyon TL harcadı bu kardeşimiz bu takım. Yıllık. 6 yıldır. 6 yıldır takımdan şehirden gelen tüm yardımlarda 6 milyon 600 bin. Hepsi bu. Bir forma kampanyasında 800 milyon toplandı diye hırsızlığımız, şerefsizliğimiz, sahtekarlığımız kalmadı. Ya vicdan, el vicdan ya. Yeter artık ya. Yeter yani. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci konumuz. Bu dosyalar hepiniz sizde kalacak. Takımın şirket olması. Hep bunu dillendiriyorlar ya. Takım şirket. Ya takım şirketse kardeşim en basitinden in oradan alalım en son. Bu şehir aldı. Öyle ya da böyle az vermiş. 6 milyon niye verir bir şirkete? Başka bir şirkete? Hani şirket ya. Soru bir bu. Hani 6 milyon yeterli bir rakam değil de. Hani raporda olan. Ama 6 milyonun, 6 trilyonu niye versin? Mehmet Fiskeci'nin şirketine, Ali Doğan'ın, Faciye'nin, Necati abi'nin şirketine. Değil mi abi? O bile. Verir misiniz Mahmut Bey? Kimse. Hepimizin kendi şahsi şirketleri var zaten. Emanet verir, borç verir, çek verir, geri alır ama değil mi? Ya da mal alır karşılığında öyle değil mi? Ya da borç verir, geri alır şirket şirkete. Niye versinler 6 milyonu? Bura şirketse, Faciye'nin şirketiyse. Bura Fatih Ceyhan'ın şirketi değil. Eğer bura şirketse şehrin şirketi kardeşim. Fatih Ceyhan şu anda buranın yalnızca acizane bir kulüp başkanı. Bunları da Ahmet Bey'le ve Mahir Bey'le son paylaştım. Bu şirketse tamam dernekleştirelim. Kampanyada da söyledim zaten. Şimdi iki, bura şirketse benim şirketim, tekstil şirketim var. Sokakta gidiyorum veya Necati abinin buraya çay içmeye geldim veya Mehmet abinin oraya gidiyorum. Veya Trabzon Caddesi'ne yürüyorum. 15 yaşındaki bir genç arkadaş, adı Emre, Ali. Başkanım merhaba nasılsın? İyiyim canım sen de. Başkanım şu oyuncuyu niye aldık da şöyle yaptık? Şu topçuyu niye vermedik? Ceren Tala niye şöyle oldu? Hayat Hoca niye böyle yaptı diye bana soru soruyor. Şimdi benim tekstil şirketimle ilgili Trabzon Caddesi'nde biri bana Ahmet müdürümü niye planlamadan aldım da muhasebeye verdim veya Ali müdürümü niye oradan aldım da başka yere verdim diye sorabilir mi abi? O zaman Maraspor'un futbolcusunun değişikliği ne kadar bana sorabiliyorsa 15 yaşındaki bir genç tarafta ki sorma hakkı var onun, onu söylemiyorum. O zaman bura demek ki Fatih Ceyhan'ın neyi? Şirketi, özel şirketi değil. Şehrin takımı, şehrin değeri. Şirketse de şehrin şirketi yani. Şehrin bugün Akbel AŞ, Hayrettin Güngör'ün Fatih Erkoç kurdu belediye başkanıyken. Bak bıraktı, Hayrettin meydan ettiriyor. Doğru mu? Yarın belediye başkanı bir özel iştirak AŞ kurabilir mi? Kurabilir gerekse yönetim kurulu karar alır, encümen onaylar. Bunlar Hayrettin Bey'in şirketi mi oluyor? Bunlar Fatih Erkoç'un şirketi. Hayır, belediyemizin bir şirketi oluyor. Ha doğru yönetiliyor, yanlış yönetiliyor, ayrı tartışılır ama şehrin mi değeri oluyor, belediyenin mi değeri? Kahramanmaraş Spor da Fatih Mehmet Ceyhan'ın şirketi değil kardeşim. Ha bugün en son Mali Kurulu'da Ankara'da 2 ay önce Nihat Özdemir konuşması var. Ben çıktım orada konuşma yaptım, cevaben çıktı. Orada ama konuşmanın sonunda lütfen YouTube'dan girin, Mali Genel Kurul diye girin, dinleyin. FIFA, UEFA ve TFF
bütün takımlarında özellikle şirketleşmesini istiyor. Niye? İşte böyle şeffaf hesap çıkabilsin diye, sorumluluklar devam edilsin diye. Dernek oldu mu ne oluyor? Başkan bugün bırakıyor anahtarı valiye, iplalaştı, borcu etmiş gitmiş öbüründen. Öbür böyle takımlar ondan sonra işte Mersin İdman Yurdu gibi, Urfa gibi, 80-90 milyon TL bu Karabük gibi, Antep gibi milyon TL'ler borçlarla amatöre gidiyorlar. Doğru mu? Heh. Ve bunun için UEFA, FIFA, dünya artık diyor ki şirketleşin diyor. Ha bizim memleket ısrarla diyor ki yok burası şirket olduğu için böyle olur. Kardeşim bu şirket değil. Şirketse de Kahramanmaraş'ın şirketi. Demin dediğim gibi. Akbel'in aynı Hayrettin Bey'in şirketi olmadığı gibi. Belediye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi. Takım da Fatih Ceyhan'ın değil. Ha Fatih Ceyhan bu rakamları harcadı mı? Kendi meselesi harcadı. Bunun, bu ayrı bir problem. Ama bu takım şehrin takımı. Şirketse de şehrin şirketi. Yoksa 15 yaşındaki bir taraftar gelip çocuk benim tekstil şirketimdeki hangi müdürü niye işten çıkarıp hangi işçiyi nereye aldığımla ilgili bana soru sorabilir mi ya? Soramam. Kahramanmaraş'la ilgili soruyorsa demek ki bu şehirde yaşayan, kendini Kahramanmaraşlı hisseden, Kahramanmaraş'ı dinleyen herkesin takımı, şirketi, neyi dersen yani, oran kurumu, şehrin bir değeri yani. Biz de acizane yöneticiyiz şu dönem. Yarın başka biri, Mehmet abi, Mahmut Bey, İlker Bey, Necati Bey, biri gelebilir bizim geldiğimiz. Dolayısıyla bu şirket noktasında da sizden ricam basından arkadaşlar lütfen bu konunun altını çizin. Ha işin ne diyeyim ironi tarafına da bakarsan şirketleştiren de ben değilim. Ben çocuğu böyle buldum. Şirketleştiren Sayın Doğan Tehçi dernekten. Ben değilim ki. Ha niye ettiyse bu soruyu niye dernekten şirketleştirdin Sayın Doğan Tehçi diye bu sorunun muhatabı da o arkadaşımız. Lütfen ona sorun. Ben etmedim ki. Ben geldiğimde takım böyleydi zaten. Ben o şekilde takımı ligde tutmaya ve kurumsal kimliğini Kahramanmaraş'ta ve futbol kamuoyunda yükseltmeye çalıştım. Çok şükür ki de bu konuda çok başarılıyız. Federasyon nezdinde de, Kulüpler Birliği nezdinde de, Türk futbol kamuoyu 2. 3. liglerde özellikle Fatih Ceyhan ve Kahramanmaraş Spor'un her türlü temsil noktasında acizane biz memleketimiz temsilen takımımızın kurumsal kimliğini belli bir yere getirdik. Çok şükür. 6 sene. Dolayısıyla arkadaşlar bu şirket mevzunu da özellikle yazılarınızda dile getirip artık bunun ortadan kalkmasını istiyorum. Ha peki ne yapacağız? Ben bunu sizle de istişare etmek istiyorum. Hemen burada söyleyebilirsiniz. Süreçte söyleyebilirsiniz. 10-15 gün içerisinde. Ben burada forma kampanyasında bunu söz vermiştim Mahir Bey'e ve tüm kamuoyuna. Ha süreç ama farklı gelişti. Şimdi düşünün bir olay oluyor, sizin verdiğiniz söz kalıyor, unutulmuyor ama diğer verilen sözlerin hiçbiri olmuyor ama sen söz vermiştin oluyor. Şimdi ya öbürleri ne oldu? Onu kimse sorgulamıyor. Ha ben yine hemen sözümü tutacağım, fikrim ve düşüncem o yönde. Sizlere de istişare etmek veya şu anda cevabınız varsa da toplantı sürecinde soru bölümünde de söyleyebilirsiniz. İstiyorum da, duymak da istiyorum. Çünkü bu takım hepimizin. İstişare ederek akıldan üstündür. Ben bunu da dernekleştireceğim. Buraya da yazdım bak. Takım şirketi dernekleşme sürecinde. İkinci madde. Bunu da dernekleştirmek istiyorum. Ondan sonra bakayım bu diğer arkadaşlar hangi bahaneyi bulacaklar. Ama o tip arkadaşların problemi şu arkadaşlar. Ben, yani o insanların derdi şu. Kaostan besleniyorlar. Olumsuzluktan besleniyorlar. Düzgün, standart, güzel gitmesi onları rahatsız ediyor bir şey. Onlar, o zihniyetteki insanlar çevrenizde de vardır. Onlar nasıldır biliyor musun? Ben mesela suyun üstünde koşarak gitsem, suyun üstünde koşulur mu? Der, onlar diyor ki, işte bir bahane var. Yo yo bu şerefsiz yüzme bilmiyordu, ondan suyun üstünde koşuyor. Suyun üstünde koşmak büyük bir yetenek ya, koşabilirsin. Kim koşar? Ama o arkadaşlar diyor ki Ömer abi ısrarla yani, lan helal olsun adam suyun üstünde koşabiliyor de, deme yerine bahane bulacak ya bir şey. Yok diyor bu şerefsiz yüzme bilmiyor da diyor, onun için diyor. Suyun üstünde koşuyor diyor. Bu adamları aşamıyorsunuz ya. Bu zihniyeti aşamıyoruz ya. Lütfen şu olaylara olumlu bakalım ya. Takım yani bir şeyimi daha söyleyeceğim sistemini. Ya bir maçta 3 puan kaybediyoruz. Futbol bir hafta inerse bir hafta inersin. Ha geç işte son dönemde gördük. Barcelona 8-7 ne bileyim Manchester 6-7 o değil mi? Futbol bu hep öbür haftada yenir. Telafisi var yani. Bir hafta futbolu sahada bir yener. Şimdi biz bir hafta yenildiğimiz ve 3 puan kaybettiğimiz
bir maçta ben, teknik ekibim, yöneticim, takımım eleştirildiğimiz kadar, bak bu nokta önemli, eleştirildiğimiz kadar takımın elinden zaten eskimiş de bir işe de çok yaramıyordu ama sembolik olarak söylüyorum. Sembolik olarak otobüsü alan Hanifi Marçiçek belediye başkanımız eleştirilmedi ya. Bunun telafisi yok. Otobüs ve şu anda Kahramanmaraş Spor profesyonel liglerde tek bence. Bal liglerinde de dahildir bence. Otobüsü olmayan tek profesyonel takım ya. Bir hafta yenildiğimizi bizi eleştirdikleri kadar, bize salladıkları kadar, belden aşağı vurdukları kadar bir haftada 3 puan kaybettik diye otobüsü alan belediye başkanımız, takımın elinden otobüsü alan, ha otobüs çok işimize yarıyor muydu? Yaramıyordu. Zaten eskimiş. Teknik olarak problemleri vardı ama sembolik olarak söylüyorum. Bunu alan belediye başkanımız bir maçta kaybettiğimiz bir haftada 3 puan kadar eleştirilmiyor ya. Bunu elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar ya. Bu adaletli bir eleştirilmiyor. Tamam gel ben eleştir. Doğru yönetemiyorsun, yanlış transfer yapıyorsun. Bu işi bir amenle. Yönetici olan eleştirilir. Ama yerlerinde yanlış yapanları niye eleştirir? Bunu eleştirmediğiniz sürece bu tarafa yaptığın bu eleştirinin hiç ehemmiyeti yok. Eğer